Ramazan Kayan Yitik Annelik Annelik tehdit altında diye bir cümle kursak, abartı sayılır mı bilmiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var ki, kadının liberal limanlarda özgürlük ve eşitlik arayışı, gittikçe daha az anne ve daha az eş sonucuna hızla hazırlamaktadır. Hatta zamanla annelikten ürken, çekinen, korkan, kaçınan bir ruh haline dönüşmektedir. Batı, Kadını yüceltti ama anneliği aşağıladı. Kariyeri, konumu, konforu, kar ve kazancı için çırpınan iş kadını anneliği erteliyor. Çalışma hayatı sürecinde fıtratı ile nasıl çatıştığını ve uzaklaştığını fark etmiyor. İş kadını olmayı başaranlar anneliği işten saymıyor. Özgürlüğün tadını çıkarmak için çırpınıyorlar. Dışarının çekim gücü çok güçlü. Dışarıda huzur arayanlar modernizmin evsizliğine kurban gidiyor seküler salvolar, feminist rüzgarlar, açık yozlaşma, kadın erkek ihtilafı ile birlikte rollerin karışmasına, meşruiyet zemininin kaymasına neden oluyor. Erkeksi kadınlar, kadınsı erkekler dünyasında annelik tükeniyor. Şu gerçek unutuluyor. Kadın kadındır, erkek erkektir. Birbirinin eşiti değil, tamamlayıcısıdır. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin kardeşleridirler, birbirlerinin velileridirler, birbirlerinin örtüleridirler, birbirlerinin rakibi değil, refikidirler. birbirlerinin hasmı değil, hışmıdırlar. İşte bu bağlamda İslam'ın kadına sunduğu makam anneliktir. Cenneti annelerin ayakları altına sermiştir. Annelik aşkın ve kutsaldır. Anneliğin yeri doldurulamaz. Annelik hakkı dokunulmazdır. İnsanlığın bildiği en eski hak, anne hakkıdır. Annelik yoksa insanlık yok olma yolunda demektir. Annesiz nesil emniyetini nasıl temin edeceksiniz? Annelik yük değil, yüceliktir. Özgün kadının önceliği anneliktir. Özgür kadının ise paradır. Anneliği reddeden kadın yarımdır. Annelikten vazgeçmek, insanın yarısından vazgeçmesi demektir hatta insanlıktan vazgeçmektir de diyebiliriz. Ümmet olmanın özünde üm vardır, yani anne. Mekke'nin bir diğer ismi Ümmal Kura, yani şehirlerin anası. Fatiha suresinin bir ismi de Ümmül Kitap, yani kitabın anası. Bu bakımdan İslami yeniden doğuşun ilk adresi anne ve ailedir. Peki doğurmaktan korkan kadınlarımız yeniden doğuşa nasıl katkı sağlayabilirler? Filistinli anneleri hatırlıyorum. Sizin Filistin direnişine katkınız nedir? Sorusuna şu cevabı vermişlerdir. Olabildiğince daha çok çocuk doğurmak. Boşuna dememişler. Beşik sallayan eller dünyayı da sallar. Annelik ulvi bir sanat. Rabbani bir ikramdır. İslami toplumu tehdit eden ciddi risk, annesizlik ve kardeşsizliktir. Kendi evinde çocuklarıyla ilgilenmeyi bıktırıcı, sıkıntılı bulanlar dışarıda kumsal kurumlarda öğretmenlik ve eğitmenliğe can atıyorlar. Kendi çocuklarını kreşte, anaokulunda, yurtta büyütenler bilmelidirler ki oraların çoğu sadece gözetir ve korur, yeterince eğitmezler. Ve unutmayalım ki kreşte büyüyen çocuklar ileride anne ve babalarını huzur evlerinde ağırlarlar. Ne bileyim, ağır bir imtihan.